Reflü günümüzde Türkiye'de nüfusun yaklaşık %20'sini etkisi altına almış durumda. İstatistiklere göre her 5 kişiden biri reflü hastası. Halk arasında mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması anlamına geliyor ve reflü tedavisinde en etkili yöntem cerrahi müdahale, yani ameliyat. Artık daha az anesteziyle daha kısa sürede reflünün tedavi edilmesi, ameliyat edilmesi mümkün. Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi cerrahlarından Doçent Doktor Önder Sürgit yeni bir yöntem geliştirdi. Yeni bir ameliyat yöntemi geliştirdi ve tıp literatürüne girdi. Şimdi bu konunun detaylarını konuşacağız. Kendisi konuğumuz, yayın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Özellikle vatandaşların bilgi sahibi olması açısından reflünün tanımı nedir? Ne gibi şikayetlere yol açıyor vatandaşlarda? Buradan başlayalım isterseniz. Aslında sizin de söylediğiniz gibi mide bağırsak sisteminin en sık görülen hastalığı şu anda. 5 kişiden birini etkiliyor. Mide içeriği derken aslında kaçan şey asit. Yani mide asidinin yemek borusu ve daha üst organlara kaçması neticesinde ciddi semptomlar oluşuyor hastalarda. Göğüs ağrısından, boğazda farenjit dediğimiz hastalığa, bazen kronik öksürüğe, yıllarca astım tedavisi görmelerine, diş çürüklerine, ağız kokularına sebep olan bir hastalık aslında. Tedavisinde ilaç tedavisi uygulanabiliyor ama ilaç tedavisi ömür boyu uygulanan bir tedavi. Özellikle genç hastalarda hani ömür boyu bu ilaç tedavisini kullanmak gerçekten problem. Çünkü 50 yıl, 60 yıl gibi rakamlarla bu ilaçları kullanmak zorunda kalıyorlar. O yüzden cerrahi yöntem bu işten En kurtulmada etkili yöntem. asıl en etkili yöntem gibi görünüyor. Bizim geliştirdiğimiz yöntemle bu işte bazı ve ciddi ve devrimsel değişiklikler oldu. Bu anlamda zaten dünya tıp literatüründe de yayınlandı tekniğimiz. Standart teknikten en önemli farkımız ameliyatın çok daha kısa sürede bitmesi. Bunu 25 dakikaya kadar indirebildik. Çünkü standart yöntem standart bir cerrah için yaklaşık 1 saat 10 dakika civarındadır. Bu ameliyat esnasında daha az anestezi almak anlamına geliyor. Ve tabii ki özellikle ileri yaşlı hastalarda anestezinin riskli olduğu grupta bu çok büyük önem arz ediyor. Diğer üstünlüğü, ameliyat tabii ki kendine ait bazı risklere sahip. Kullandığımız yöntemde yaralanabilecek organları çok iyi koruma imkanına sahip olabildik. O yüzden bu riskler de neredeyse sıfıra kadar indi. Üçüncü üstünlüğü ise cerrahlar açısından. Çünkü bizim yöntemimizi öğrenmek standart yönteme göre çok kolay. O Evet. yüzden şu anda belli merkezlerde uygulanabilen ameliyat belki her merkezde uygulanabilir hale gelecek bizim yöntemimizin yaygınlaşması sayesinde. Evet. Özellikle daha anlaşılması açısından diğer ameliyatla bu ameliyat arasındaki fark nedir? Yani nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz sizin Şimdi geliştirdiğiniz bizim ameliyatta? yöntemimizin adı Goldfinger fundoplication olarak geçti literatüre. Yani altın parmak fundoplikasyon olarak geçti. Başka bir cerrahi yöntem için kullanılan Goldfinger adındaki aleti biz reflü ameliyatı için modifiye ederek kullandık. Bu anlamda ameliyat süresini bu aletin kullanılmasıyla çok çok kısalttık. Yani yaklaşık yarıdan daha fazla miktarda kısaldı. Yani 1 saat 10 dakikalık ameliyat 25 dakikaya indi. Söylediğim anlamda bu ve teknik ameliyatın yapılabilirliği cerrah açısından çok kolaylaştı. Bu da hasta için daha az riskli ameliyat, daha hızlı ameliyat ve her yerde bulabileceği, ulaşmak için büyük şehirlere gitmek zorunda kalmayacağı bir ameliyat şekline geldi. Yani bu anlamda büyük katkısı oldu. Hastaların tepkisi nasıl? Özellikle ameliyat sonrasında size gelen tepkiler ne yönde? Şimdi tabii hastalar ameliyattan daha kısa sürede olması demek hastalar açısından söylediğim gibi daha az anestezi alması demek. Bu anlamda ameliyat sonrası dönemde daha erken, daha çabuk toparlanma, ameliyatın getirdiği sıkıntılardan, ağrılardan ve anestezinin yarattığı travmadan çok daha hızlı toparlanabilmek. Genelde bir gün yatırılıyorken biz mesela sabahtan yapıp öğleden sonra taburcu eder duruma gelebildik hastaları. Dünya çapında birçok cerrahtan da ameliyatın görüntüleri tarafımızdan isteniyor. Bu anlamda da dünyada da herhalde yaygınlaşacak diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler Ben yayınımıza teşekkür ederim. katıldığınız için. Sağ olun. Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi cerrahlarından Doçent Doktor Önder Sürgit konuğumuzdu. Reflü hastalığının tedavisine ilişkin, yeni ameliyat yöntemine ilişkin değerlendirmelerini, görüşlerini aldık. Söz tekrar sizde.